Paradise önergesine AKP oylarıyla red. Kredi yurtlardan yeni burs kriteri. Özelleştirmeye direnen işçilere ceza. Günün haberleri başlıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu beslenme ve barınma yardımına ilişkin yeni bir yönetmelik yayınladı. Yönetmeliğe göre Erdoğan hakaret iddiasıyla hakkında dava açılan öğrencilerin aldıkları devlet yardımı kesilecek. Bir çıkıyor diyor ki bunlar terörist. Hoppala. Devlet büyüklerine karşı basın, sosyal veya görsel medyada hakarette bulunan ya da bu nedenle Cumhuriyet Savcılığınca haklarında kamu davası açılan öğrencilere yapılan bütün yardımlar kesilecek vurgusu yapılan yeni yönetmelik, Ensar ve Türgev gibi vakıflara öğrenci başına bütçe aktarılmasının da önünü açıyor. İsveç Güvenlik Polisi, AKP'nin lobi örgütü olarak görülen İsveç Avrupalı Türk Demokratlar Birliği yetkilileriyle Diyanet bünyesinde görev yapan imamlar hakkında soruşturma başlattı. Soruşturmanın kişilere yönelik yasa dışı istihbarat toplama ve aralarında Gülen cemaatine yakın kişilerin de bulunduğu muhaliflerin yasa dışı fişlenme suçlamalarından dolayı başlatıldığı açıklandı. 1 milyonu aşkın tirajıyla İsveç'in en büyük ve ücretsiz dağıtılan gazetesi olan Metro, soruşturmayı manşetten duyururken fişleme yapanların bir yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecekleri belirtiliyor. Zonguldak'ta Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nun özelleştirilmesinin önünü açan torba yasa tasarısını protesto için maden ocağından çıkmama eylemi yapan işçiler hakkında kanun dışı greve katıldıkları gerekçesiyle 944 lira idari para cezası uygulanacağına ilişkin iş yerlerine bildiri asıldı. Madenler bizimdir, bizim kalacak! Binlerce madencinin protestosu bir günün ardından özelleştirmenin olmayacağı sözü verilince sona ermişti. Genel Maden İşçileri Sendikası gerekli görüşmeleri yaptıklarını, madencilerden paranın alınmasının söz konusu olmadığını öne sürdü. Tesla Motor ve SpaceX CEO'su Elon Musk, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Beştepe'de görüştü. Görüşmenin ardından Anıtkabir'i ziyaret eden Musk, sosyal medya platformu Instagram'dan ziyaretini paylaştı. Musk'ın paylaşımı yarım saat içinde 100 binden fazla sosyal medya kullanıcısı tarafından beğenildi. Teknoloji dünyasının dahilerinden biri olarak nitelenen Musk, yeni TürkSat uydularının uzaya gönderilmesi konusunda Türkiye ile işbirliği yapacak. TürkSat 5A ve 5B uydularının SpaceX'in Falcon 9 roketleriyle uzaya taşınacağı resmi olarak açıklandı. Başbakan Yıldırım'ın çocukları ve akrabaları ile ilgili Paradise Papers'ta yer alan offshore şirketlerinin araştırılması için HDP'nin verdiği önerge genel kurulda AKP'lilerin oylarıyla reddedildi. HDP'li Mithat Sancar, Yıldırım'ın çocuklarının Malta'da faaliyet gösteren bir şirketinin Türkiye'den ihale aldığına da dikkat çekmiş ve yoksulun üzerinde vergi varken başbakanın çocukları vergi vermemek için başka ülkede şirket açıyor. Bunun hesabı verilmeli diye konuşmuştu.